Evet arkadaşlar, Türkiye'ye döndüm. Dün yemek yedim, işte aileyle görüştük falan, biraz dinlenme falan. Bugün artık iyi hissediyorum, yani yolculuk yorgunluğu yok. Artık silahlara bakabiliriz, bakabilirim ben. Biliyorsunuz, bu Winchester pompalıyla atanın şeylerini yapmıştık. Uzun süreli namlu koruma temizliği yapmıştık. Namluları yağlı bırakmıştık. Ben de az önce açtım. Bu üçüncü video. Bilmiyorum ama yani üçüncü video. Biraz hatalı şeyler çektim. Öyle diyeyim. Yani güzel olmamıştı video. Uzattım bayağı. Onun için birkaç tane de değişiklik yaptım. Onu da göstermek istiyorum. O da şu arkadaşlar. Red Dot aldım. Almıştım zaten geçen sene. Bu Red Dot'un şöyle çevirelim de. Bu Red Dot'un şu montaj ayağı yani küçük. Buradan da net görünüyor. Şöyle. Bu montaj ayağının içinde vidayı sıkıştırdım takarken. Ürün garantili olduğu için aldığım yere götürdüm. Tabii yapmak zorunda değildiler. Yaptılar. Sağ olsunlar. Yapmak zorunda değildiler. Hani çünkü adam ürünü satıyor sadece. Montajı esnaflık olsun diye yapıyor herhalde yani bilmiyorum. Sağ olsunlar ilgilendiler, yaptılar. Artık atışı bununla yapacağım. Çünkü bu Red Dot daha önce Yivli'nin üstündeydi av için. O da olmadığı için artık hani Yivli'de artık dürbün taktım Yivli'ye de. Buna da artık hani Ateneo ya da 12 kalibre artık Red Dot'la kullanacağım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Göreceğiz zamanla. Olmasa da Red Dot'un zaten atışları zevkli. Bilenler bilir. Red Dot marka olarak Aimpoint Micro H2 güzel bir Red Dot. Hani fena değil. Ondan sonra şimdi arkadaşlar asıl videonun amacı olan namlularımıza bakalım. İlk önce şöyle pompalıyla başlayalım. Ne kadar parlak olduğunu göstermek istiyorum. Hani nasıl temiz kaldığını daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar içine bakarsanız temiz olduğunu yani bakarsanız böyle olur arkadaşlar tüfeniz. Ne kadar çok atarsanız atın güzel bir namlu. Güzel bir bakım olduktan sonra bayağı kullanırsınız ya. Toruna kalır yani. Toruna kalmazsa da evlatı kalır rahat. Böyle arkadaşlar bu pompalının namlusu maşallah. Herhalde elimdeki en sağlam tüfek budur. Çok memnunum yani. Bunun da aynı şekilde ben bir temizlik falan yapayım derken bir parçasını uçurmuştum. Fabrikaya götürdüm. Gene aynı şekilde ilgilendiler. Böyle yerli esnaflarımız buradadır arkadaşlar. Ha bu arada Red Dot'u Uçarav'dan aldım. Herhalde 750 dolar falandı. Ama yanlış bilmiyorsam biraz indirim falan yapıyorlar mı ya da öyle bir şey herhalde. Yani biraz pahalı ama kaliteli. Yani benim için değer. Güzel de yani. Almışken hani şöyle bir mantık değil. Hani almışken en iyisini alayım falan gibi değil de. Hani kullanmışken sorunsuz kullan. Yıllarca kullan. Bir de servis garantisi var. Hani yamuk yapacak bir marka da değil. Aimpoint. Onun için ben de hoşuma gitmişti. O zaman almıştım. O zaman tabii kur çok daha düşüktü. Şimdikinden 4 lira falan daha düşüktü herhalde. Yani şimdi olsa alır mıydım? Almazdım herhalde. Bilmiyorum. Bu Red Dot işte Yevli'nin üstündeydi. Yevli'ye dürbün koydum. Buna da Red Dot'u koydum işte. Böyle kullanacağım.
Şimdi bunun namlusuna bakalım. Nasıl yakalarız? Biraz sanki görünüyor. Bunun da içi parlak da herhalde uçtan daha iyi görünür. Bunun arkasına biraz ışık falan vermek lazım. Şu ışığı açayım. Herhalde böyle biraz daha iyi görünür. Aynen. Şu bir şekilde parlak olacak. Neyle temizlediğimi soranlar olursa bu sihirli ellerimle ve harbi fırçasıyla temizliyorum. Ve arkadaşlar kullandığım başka bir şey de göstereyim hemen. Bu Singer dikiş makinesi ya. Efsane. Tek kelimeyle. Böyle gıcır gıcır kalıyor arkadaşlar. Tabii ama şöyle de yapabilirsiniz siz. Bu Singer yağı temizlik için ve çalışan aksamlar için, namluyu korumak için de özel koruma yağları var. Pasa ve korozyona karşı koruyor. Onları kullanabilirsiniz. Ve gres yağı da kullanabilirsiniz. O da yapışkan. Ama onu temizlemesi biraz zor. Kullanım için hani. Siz şimdi bunu gres yağla temizlediniz diyelim. Gres yağdan sonra diyelim atış yapacaksınız. 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra. Gres yağı biraz kalın olduğu için temizlemesi biraz zor oluyor. Atış esnasında hani biraz daha kirli bırakabiliyor tüfeğinizi. O sıkıntısı oluyor. Onun için bir uyarayım sizi. Ama bu Singer'i öneririm. Yani bayağıdır bu Singer'i kullanıyorum. Gayet de kaliteli. Performansı da çok güzel. Zaten dikiş makinesi yağı olduğu için ısıya falan da dayanıklı. Biliyorsunuz dikiş makinesi çok seri çalışan makineler olduğu için onlarda kullanılan yağlarında hani sürtünmeden dolayı çıkan ısıya karşı dayanıklı olması lazım. Ben de o mantıktan yola çıkarak hani bu cümleyi kurdum. Bana da bir abim önermişti, sağ olsun. Onun sayesinde tanıştım. Çok memnunum. Ucuz. Çok da ucuz. Yani normal fiyat arkadaşlar. 15, 20, 25 liraya böyle bir kutusunu alıyorsunuz. Hani benim gibi hastaysanız bile size bir sene yetiyor. Niye olmasın? Tavsiye ederim. Bir daha bakın arkadaşlar, şöyle parlak. Gayet iyi. Kondisyonu fena değil. Bu şekilde. Buradan tam görünmüyor çünkü o da biraz karanlık. Böyle arkadaşlar. Birazdan birkaç tane dolum yaparım. Özlemişim. Görüşmek üzere.